diyor, yapmaz onu. Büyükler abilik, küçükler. Tabii 100. yılda biz onu şey yaptık yani. Abi sahasında bir daha abi yok. Ben koşuyorsam sen de koşabildiğin kadar koş. Ben onu görsem zaten ben az zaman söyledim Sengen abiye. Evet. Ya abi sen koşabildiğini koş, biz zaten seni alanı kapatırız ama sen ondan o özveri görürsen evet. Kayozma olur da öyle. Mesela Ensin işte bozuk attığını biliyorsun Kayozma'ya. Bir pozisyonda. Hani artık yeter dedi elini astık o yani. O bunu yapıyorsa futbolcu iş bitmişsin zaten. Koyar yazmayı Samet Hoca kazanamaz mıydı? O biraz daha onsuz bir olay, onunla ilgili bir olay değil. Yok, onunla olay olmadığını biliyorum. Orada yönetim... başka bir şey oldu. Bence hani Kayozma'ya yönetim... çok şans verdiler. Kayozma kullanmak istemedi. Yani ben onun açıkçası... Bol olarak mı yoksa başka bir... Hem maddi hem manevi maddi olarak. Evet. Hani aynısı Fernandes'e yaptılar. Adam kabul etti hemen. Ve şu anda Fernandes... Ama ilk başlarda, sezon başında çok küskünler oynadı. Almeida, Fernandes böyle bir küskün bitkin ama sonradan Samet Hoca'nın motivasyonuyla... İşte Recep abi orada, Recep Şekli orada. Ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Tamam. Bir arz talep meselesi vardır bu işte. Evet. Yani Fernandes seni istemiyorsa isteselerdi Fernandes durmazdı bence. Durmazdı. Tabii. Çünkü sonuçta öyle, bakıyor tabii. Takımda zaten hep genç var ya biz ne yapacağız? Şimdi futbolcu nasıl aklından geçer. Çünkü sezon başı takım bakar. Takım gidişatı nasıl? Transferler nasıl? Ya biz Beşiktaş'ız şampiyon olmamızı istiyorsak iyi transferler lazım. Kimse gelmiyor. Gençler dolduruyorlar buraya dediği zaman bu sefer Fernandes diyecek ki ben nasıl ayak uyduracağım? Çünkü Sima vardı, Kuvrez vardı, onlarla patır patır anlaşıyordum. Güzel. Ama bu gençlerle nasıl zaman uyum sağlayacağım? Bunlar yeni geldi. Bunlar çok önemli şeyler. Ama fakat bu gidişat onları yaradı. Dediğin gibi transfer olamayınca Almeida'da o da ki Kuvrezma gibi adam transfer olamadı. Değil mi? Geçen sene iyiydi transfer falan. Gerçi geçen sene bence Beşiktaş hiçbir şey vermedi. Kuvrezma denen zarardan başka. Çünkü yani kurtaracak diye girilen maçlarda kendini attırmak için uğraştı mesela hatırlıyorsanız. Tekmeler mekmeler. Yani ki yakışmayan bir şey. Kuvrezma yani olmuşsunuz. Mustafa dışarıdan çok anlaşılan gözüküyor ama geçen sene çok problem yaşadı yani. Biz biraz içerideyiz. Siz Beşiktaş'ın içindesiniz evet. Yani, yani Kuvrezma ile Fernandes arasında beraber bir uçumlu oldu yani. Doğru. Çünkü Fernandes şey... İkisi de Portekizli olduğuna yok, işte öyle Kayozma, bir şeyler olmaz. Kayozma kimseyi şey yapmak istemiyor. Kendi üstüne görmek istemiyor yani. Ha, ben bu takımın lideriyim. Tabii yani. Bu takımın biraz Fernandes, şey benim tabii Fernandes biraz böyle şey olunca kıskanmalar, çekişmeler falan başladı yani tabii. Hani bence Fernandes'in bu çıkışı Kayozma'nın bu takım olmamasına bağlıdır. Biraz da. Hmm. Ben, bence Almeyda'nın da öyle. Tabii yani. Yani birbirini biraz bozuyorlardı yani. Peki yaptı normal mi? Değil, saçma. Dediğim. Kuvarezma olsun yani Sergen hatta bir programda çok güzel açıklama yaptı. Yani müthiş bir açıklama yaptı. Kuvarezma ile ilgili. Kuvarezma için transfer olduğu zaman. Ya Kuvarezma'nın adam kaç yaşında dedi? 27 yaşında falan. Peki bu adamın 27 yaşında üst düzeyse kardeşim bu adam şu an ya Inter'de ya Real Madrid'de olması lazım. Hakikaten Kuvarezma dediğimiz zaman. Oradan geldi zaten yani, değil mi? Ya da Manchester United'da gitmesi lazım. Evet. Orada olması lazım 27 yaşında en kaliteli en tecrübeli zamanı. Bu adam yaşa geliyorsa bir sorun ya kendinde problem var. Tabii ya çalışmayı sevmiyor. Yani öyledir. Çünkü bir futbolcuya bakarsın sezon başları nasıl istekli mi arzulu mu? Mesela Fernandes Hüsnü acayip istekli arzuluyor. Niye? Bu takıma ihtiyacı olduğu için. Hoca ona öyle bir özgüven vermiştir ki bu takım lideri sensin. O aslan gibi de özgüvenli ve Fernandes çok işler yapıyor. Yani müthiş oynuyor ya. Ya 3-4 kişinin arasında girip çıkıyor. Evet. Batuhan için ne diyeceksin Yasin'im? Bu soruyu sana sormak istiyorum. Gerçi Batuhan futbolcu ama. Yani. Ya Batuhan... Ya... Samet Hoca kupa maçında ilk 11'de oynattı onu. Yani, off maçında ama bu maçta 18'e daha iyi almadı. Kadro dışı bıraktı. Çok enteresan bir çocuk. Yani. Kazanmaya çalışıyor Samet Hoca onu. Ama Samet Hoca bir yerden de sonra bırakacak onu. Öyle gözüküyor yani. Ya ben her zaman ben şey de öyle görüyorum. Batuhan'ı da öyle görüyorum. Alt tapıdan çıkan arkadaşımız evet, kalbimiz olduğu için. Hani biz her zaman söylüyoruz. Ya biz size gösterdiğimiz ilgiyi alakalı. Siz bir kendinize gösterin ya. Biz sizin için daha çok uğraşıyoruz diyoruz. Batuhan için herkes daha çok uğraşıyor ama Batuhan kendisi için o kadar uğraşmıyor. Az önce söylediğiniz söz Batuhan için geçerli mi? Buraya gelen yeteneklerinizdir. Ya işte Batuhan'ın buradan gitme sebebi kimse de göndermedi ki. Sen Mustafa Denizli gibi hocaya atışıyorsun. Değil mi? Yani, ya ne olacak Mustafa Denizli bir sene sonra gidebilir. Sen buradan yetişmişsin. Evet. Daha 15-20 senem var ya 17 yaşına çıktın daha takıma. Fatih'e hani, de onun bir takım forması bile var. Hani ben böyle bir takıma dönmek çok güzel ya. Sergin abi gitti dönene kadar neler çekti ya. Hani o yüzden böyle takımdan gidip bir daha gelmek falan her insana evet gidip şey de dönmek yani. Çok zor. Şimdi forvet olarak nasıl görüyorsun? 200 sene sonra yani lafını kestim abi öyle bir yerde olsun ki. 200 sene sonra mı? ya 200 sene sonra veriyorum abi veriyorum. Ya ben lig hocalar şu an Batuhan'ı. Batuhan'ın temel kesmeyelim de abi yani kötü giderse ya, diyorum. Yani. İnşallah kötü yani, gitmez. Tamam. Biz kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Bir batmayalım ama şu an Batuhan'ın gidişatı. Yani seneye kulüp bulamayabilir şeklinde görünüyor. Yok yok seneye buluyor abi seneye buluyor. Ya nasıl olur işte kiralık diye belki Eskişehir polisi olduğu için de olabilir. Ama yani sen Ersun Yanal olsan şu anki Batuhan'ı anlatır mısın? Ya zaten o yüzden. Yani... Şimdi bu adam önce kendini düşünmesi lazım. Ben buraya geldim. Beşiktaş'a ikinci bir şans gelmiş. Ve geldiğin takım yani şey değil. Bankasya'ya gelmedin ki. Beşiktaş ya bu. Burada sen gol attığın zaman
Yine tavan olacaksın. Belki Beşiktaş'ta kalacaksın. Transferi bonservisini alacaklar. Eskişehir seni vatan gelsin oynatalım. Ama şu şekilde sen burada geliyorsun maçlarda hiçbir şey vermiyorsun. Çünkü hırs yok ya şu an Botan'da. Yok. Yani ben 17 yaşında Galatasaray atan çıktığım zaman yani o topu yemek istiyordum ya. O kadar hızlıydı. Özel yaşantısı. Özel yaşantısı problem var mı? Ya işte bu adam ya evlendi aslında. Yani bununla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Raykart vardı Galatasaray'da biliyorsunuz. Şimdi biz bir yurt dışından topçu aldığımız zaman ilk önce bu topçuyu alırız, Reyna'ya götürürüz. Sonra Leyla'ya götürürüz. Bir gösteririz. Ondan sonra maça çıkar bu adam. 2-3 maç iyi gider. Maç kötü gittiği zaman vay evet. Reyna'daydı. Reyna'nın çabuğuyorsun derler. Evet. Raykart bir gün onunla konuşuyor. Dedi ki ben dedi şu sahanın içindeki performansına bakarım dedi. Öyle abi. Futbolcuma da bunu söylerim. Sen burada iyiysen burada araban da olur, eğlenmeye de hakkın olur. Burada evet. Kötüysen burada eğlenmişsin, benim için umurumda olmaz. Ama Türkiye'de bu profesyonel anlayışı yok. Biz şimdi futbolcu kötü gittiği zaman özel hayatı kötü diyoruz. Değil mi? Ama Batuhan da bu değil de Batuhan da farklı bir şey varmış. Ama bizde ne var biliyor musun? Mesela işte ben iki ay önce bir yere gitmişim. Eğlenmişim, yanında eşim var, dışarıda kız arkadaşım var, eğlenmişim. İki ay kötü olmaya başladım. İki ay önce gazetedeki fotoğrafı kullanılmış. Türk medyada. Video da var. Hani bizim medyada biraz bu işte çok kovalıyor. Evet. Yani ama o dediğin çok doğru yani. Bizim Söçkü de aynısını derdi. Yani yabancı hocalar çok sıra. Yabancı hocalar evet ona bakıyor. Ben diyor sahne içine bakıyorum. Çok takımda çalıştım. Hani adam sen ne giyiyor musun? Neye biniyor musun? Hı. Neye gitmişsin? Hiç ilgilendim yani. Öyle zaten. Yani Ferkamp öyleydi. Öyle olmasın. Ferkamp çalıştın. Ferkamp ilk geldiği zaman. Çok disiplinli bir adam. Müthiş bir hoca. Ondan bize de geldi. Evet. Ama sahada çok bayıltıyor adamı. Sahada adamı bayıltıyor ama sağ dışında hiç bakmıyorlar yani. Evet öylemiş. Yani ben araya girdiği zaman bakıyor. Ya bizim bazı hocalara sabah kahvaltıda yanıklara selam verme. Adam diyor ki taktım sana diyor. Onlarda öyle bir şey yok ki abi. Onlara selam vermişsin, vermemişsin ya da vermezsen olabilir abi. Yani bizde bazı hocalar var yani. O yüzden takıyor ya. Kramponu kırmızı giyiyorsun, beyaz giyiyorsun takıyor. Hı. Yani abi yabancılar bunlara girmiş. Yani bizim yabancılarla aramızda çok büyük farklar var. Yani fark edeyim.